Samyeli Haber olarak bugün yeni bir programa başladık. Bir insan, bir hikaye. Bölgemizde yaşayan insanlarımızın hayat hikayelerini sizlerle burada paylaşacağız. Şimdi şu anda Özalp ilçesi Mahmudiye mahallesinde Cahit Can. Onun hayat hikayesiyle sizle birlikte olacağız. Evet, bir insan, bir hikaye programıyla bugün Özalp ilçesinde Cahit Can'ın evindeyiz. Cahit abi nasılsın, iyi misin? Bize kendini tanıtır mısın? Evet, sizi evimize önce hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Ben 1969 doğumluyum. İsmim Cahit, soyadım Can. Memleketim Arsaç derseniz, ben İrdi'de 50 sene de Özalp'a gelmişim. Van'da doğdum. Ben 2019'unda 6. ay 23'ünde eşimi kaybettim. Şimdi 3 tane çocuklarıma hem anneyim hem babayım. Allah 1000 defa kaymakamaya razı olsun. Ben 3 defa gittim. Kaymakamay kesti, evime geldi. Allah ondan razı olsun. Manevidir, destektir, yardımdır, paradır, gıdadır. Her konuda bana destek çekti. Allah 1000 defa ondan razı olsun. Fakat evime geldi, duruma baktım, ne an? Bana dedi ki, oğlum tamam, senin evin dardır, evin yıkılıyor. Tamam, senin evini anahtar teslimiyle devletimiz 40 milyara kadar 70 karemetre üzeri sana bir ev yapacağız. Ben de dedim, Allah senden razı olsun. Fakat araştırdılar, soruşturdular. Benim evim yer 70 terek olduğu için ne kaymakam bey bir şey yapabildi ne de ben bir şey yaptım. Allah razı olsun, eğer yerim tabirli, tek tabirli olsaydı kaymakam bey belki şimdi evim bitmişti de belki şimdi içine de taşmış olabilirdi. Fakat imkanımız olmadığı için burada mesela 450 karametre, 550 karametre arsa alacağım. 25 milyar, 34 milyar deyince ben de imkanım olmadığı için alamıyorum. Alamadığım için ne ben bir şey yapabiliyorum, ne Kaymakam Bey bir şey yapabiliyorum. Ama Kaymakam Bey bana dedi ki, oğlum tek bir tabela, müstakil bir tabela yanıma gel, ben sana evini dört dörtlük yapayım, ondan sonra çıkıp gideceğim. Bana daha ederse o yeter. Onun için yani müşterek tabela olduğu için bir şey yapamıyoruz. 8 milyarlık mana periket, çimento, ne bileyim yani taştır, çimento, şeyde her şey 8 milyara kadar biz sana karşı varız. Ama önce temelini atacağız ki gelip göreceğiz, ondan sonra sana bu malzemeyi temin edeceğiz. Fakat temel olmadığı için mümkün değil, yani veremeyebiliriz de. Ama temeli atacağım, param bile yok. Peki, Cahit abi ne iş yapıyorsun? Ben aslen kendim müzisyen olarak ben kendim davul zurnacıyım. Davulculuk yapıyorum. Fakat bu saz ekibi çıktığından beri benimle düğünlere imkanım da yoktur. Düğünlere de gidemem. Sadece şu anda ben kaldım. Bir meslek aldım. Bu da Allah razı olsun. Vatandaşlarda öğrendim. Günde bir çanak, iki çanak. Eğer o da rüzgar kalkarsa yaptım, bu çocuklara ekmek yediririm. Kaç tane çocuk var Cahit abi? Şu anda 3 tane kızım, 1 tane oğlum. Buradalar mı hepsi? Hepsi buradalar. Bir de sen herhalde rahatsız olan bir kızın vardı herhalde. Evet, engelli olan, evet. 18 yaşında bir engelli kızım. Onun maaşıyla geçiniyor şu anda. Onun aldığı maaşla geçiniyorsun. Evet, evet. Peki 50 senedir Özalp'tayım diyorsun. Yani Özalp'ta doğdum, büyüdüm diyorsun da. Evet. Özalp'ta ne işler yaptın daha önceden? Ben hiç... Önce daha düğünlere gidiyordum. Mesela daha saz yoktu. Düğünlere gittiğim için durumum biraz iyi oluyordu. Fakat bu saz ekibi çıktığı an ben artık düğünlere de gidemiyorum. Kimse bile Allah'ın selamı bile bana vermiyor. Ramazan davulculuğu da yapıyordu. Evet, herhalde. Evet. Ramazan... Biraz o zamanlardan bahsedelim. Yani Ramazan davulculuğu yaparken yani nasıldı, ne işte, ne zorluklarla karşılaşıyordun, ne yapıyordun? Vallahi işte gece mesela saat 1'de çıkıyordum, davul çalıyordum. Halkımız Allah razı olsun. Yani boş davulu çalmayı, yani halk
beni severek yani para bana harçlık veriyorlardı. Yani illa ki davul çaldım, çalmadım, öyle mi değil. Gece mesela köpeklere karşılıyordum. Ne bileyim, her çeşit insanlarla rast geliyordum. Yani vaazı yani o bir ay boyunca ben o Ramazan'ı bitirene kadar yani vaazı canım çıkıyordu. Uykusuz kalıyordum. Mesela geliyordum, mesela gündüz çalışacağım. Daha gece yatıyordum. Gece, yani gündüz saat 1'de kalkıyordum. 1'de kalktığım zaman köylülerdi, köyüne gidiyordu. İş yapamıyordum. Komşular tarafından çocuklarıma iki tencere, üç tencere komşu Allah razı olsun onlar tarafından bana hazır yemek yapıp gidip bana evde teslim ediyorlardı. Onu geçiriyordum. Başka diye. Çalışanın var mı? Yok, benim başka çalışanın yok. Yok. Hanımın neyden öldü? Nasıl, rahatsızlığı neydi? Benim eşim yani arzu yaparak anada işte yanlış arzu yapıldı. Ben kendim de o hastanede, fondaki doktora da ben devam et abi. Savcılıkta ifade verdim. İşte benim eşim bir sadece bir baş dövmesiyle insan ölmez. Tamam, hepimiz öleceğiz ama yanlış tesis vardı. Ama ben 2 senedir şikayette bulundum. Daha bir sefede gittim mahkemede onu sordum. Bana dediler ki daha sana o davası araştırılıyor. Ama 10 sene sonra mı dava sorulacak? 20 sene sonra dava bitecek. Daha ben çağıran olmadı. Yani ben işimi bu şekilde kaybettim. Cahit abi, peki sana yardımcı olan var mı? Yani kaymakamın haricinde sana yardım eden, yanına gelen, senin arkanda duran kimseler var mı? Yok, yok, yok. Kimse yok. Yani... Sadece kaymakam Bey, Allah razı olsun. Onun desteğiyle, onun yardımıyla. Allah 1000 defa ondan razı olsun. Rahmetli onun babası vefat etti. 1000 defa çocuklarımla beraber oturup onun babasına, ruhuna dua ediyoruz. Cenab-ı Allah onun babasını da cennet kapısı ona açsın. Sen evine geldi mi? Evime geldi. Allah razı olsun. Derdimi anlattım. Yani kaymakam Bey şu anda yani ne bileyim. Yani yardım edecek ama önü engel var. Benim önümde engel olduğu için evimi yapamıyorlar. Peki başka birileri yani sana yardım için herhangi bir girişimde bulundular mı? Yani kimse sana yardım edecek mi? Muhtardır veyahut da derneklerdir. Sadece bir tane benim kızımı bir Gülben Hoca var. Bayan. Allah ondan da 1000 defa razı olsun. Kendisi şu anda buradadır, burada değil bilmiyorum. 1000 defa Allah razı olsun. Bana ve çocuklarıma, aileme yani bayağı desteği oldu. Yardımı oldu. Şu kanepeler, bu kanepeler terazi masası olsun. Ne bileyim, 2 kardolabı olsun. 1 milyarda hatta nakit para bana verdi. Ben onun parasıyla yani sıva çektim. Diyorum zaten o çatlama olanları. O onun parasıyla kapattım. Allah 1000 defa o Gülbek Hoca'ysa Allah ondan da razı olsun. Yani onun da desteği bir yardımıyla benim çocuklarıma oldu. Çocuklar okuyorlar mı mesela? Çocuklar evet okuyorlar. Okuyor. Başka çocuklar, 3 tane burada var. Evet. Kaç tanesi seninle birlikte? Şu anda oğlumla beraber 4. 4. Kaç tane çocuk vardı? Benim mi? He. Şimdi toplamı mı? Toplam kaç taneydi? Toplamı şimdi benim 2 tane kızım hocada. He. Bir kızım da şu anda sıkma evinde. Bu 2 senede yaklaşık. Ziyaret nedeniyle yani gidemiyorum. Hani gidip göremiyorsun onu. Onu da göndermiyorlar. Onu göndermemek için kız daha sıkıntılıdır. Daha doğrusu. Rahatsızlığı mı? Rahatsız olduğu için Allah devletimize razı olsun. Şu anda benim o kızın başına da bayağı bir olay geçti. Evet. Bir insan bir hikaye programıyla bugün Cahit kardeşimizin evindeydik. Kendisinin sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Buradan bir Samyeli haber olarak inanıyoruz ki yetkililer Cahit kardeşimize çok yardımda bulundular. Ama yani Cahit kardeşimizin şu arsa sorununun çözülebilmesi, yani müşterek tapunun tek tapuya dönmesi için Özap'taki yetkililer buna bir çözüm bulsunlar. Bir çözüm bulsunlar. Buradan tüm hayırseverlere, tüm iş adamlarına, tüm Özaplılara
Cahit kardeşimize bir kampanya başlatıyoruz. Evini yapmak istiyoruz. Kendisine bir ev yapmak için bizimle veya Cahit kardeşimizle ya da mahalle muhtarıyla irtibata geçip Cahit kardeşimizin şu anki durumdan kurtulmasına yardımcı olalım. Şu anda Cahit Can'ın evinin dıştaki görüntüsünü alıyoruz. Evet, şurada. Yani şu anda küçük bir evde, şu küçük evde yaşıyor. Yani nüfusu kalabalık olmasına rağmen burada hayat mücadelesi veriyor. Yani şu küçücük evde ve duvarlarında çatlaklar var. Yani bu konuda Cahit kardeşimize yardımcı olursanız yardımlarınızı bekliyoruz. Kimin gönlünden ne koparsa hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Şu anda 5 nüfus 2 odada hayat mücadelesi veriyor. Hadi hadi kızım. Hadi tarzı üç.